Evet arkadaşlar, yeni bir çekimden herkese selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Tarihimiz 26 Temmuz arkadaşlar. Şu an Gümüşhane'nin çıkışındayım. Kerkit tarafına doğru gideceğim. Oradan Erzincan, Allah nasip ederse. Size bu Gümüşhane-Kerkit arasını çekmek istedim. Yol biraz virajlı dağların arasında. Bir ufakta bir şeyler atıştırdım. Hem de burada 15 dakika dinlenme vereyim. O arada şu ön camı sileceğim arkadaşlar. Daha iyi görün diye. Camı sileyim, ondan sonra devam ederiz çekimimize. Ya Allah, bismillah. Evet. Biraz yordu ama temiz oldu arkadaşlar. Elimizi de bir dezenfekte edelim. Bez leş gibi oldu çünkü. Vallahi cam acayip yoruyor. Hem bir elinle tutunuyorsun oradan dengesiz. Hem de bastıra bastıra silince kolun omzunu falan ister istemez yoruyor. Yani tam bir spor hareketi diyebiliriz. Şu biraz kötü durdu sanki. Neyse artık. Şöyle duracak. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Bakalım gelen giden yok ya Allah, bismillah. Evet, yol gördüğünüz gibi değişik bir yol. Trabzon'dan Erzincan tarafına gideceğim nasip olursa. Aracım boş, çok da sorun değil yani. Nereden gitsek olur, hiç sıkıntı değil. Ama şu anlık en iyi güzergah bura gözüküyor. Daha önceden de gitmiştim bu yoldan. Hatta nereden? Plümür tarafına gitmiştim. Trabzon'dan, Plümür olur mu? Trabzon'dan Elazığ'a gitmiştim. Plümür'den falan da geçmiştim. O yol tabii tam bir maceraydı. Ora buradan daha da uzaktı. Plümür'ün yolunu zaten oralılar bilir ya da oradan geçenler bilir. Herkes bilmez o yolu. Acayip bir yol yani. Tünelleri bile çok farklı. Zaten iki dağın arasından gidiyorsun. Bir videom var zaten Plümür diye. Tunceli, Plümür, Elazığ. Onu da izleyebilirsiniz. Köse Bayburt diyor. Biz oraya gitmeyeceğiz. Kelki Terzincan'ı bırakmayacağız biz. Evet, yol biraz düşmeli kalkmalı ama idare edeceğiz. Daha da dağların içinden geçeceğiz ileriden yolun devamında. Yani çok da geceye kalmak istemiyorum ama saat de 6 oldu. Yani bir saat sonra zaten buralar bayağı bir kararır ama bir 100 kilometre gösteriyor şu an. Yanılmıyorsam tabii tabeladan 107 yazıyor olması lazım. Ama gelen tırlar da var gördüğünüz gibi. Akaryakıt tırı falan geliyor. Yani kullanılan bir yol. Vallahi camı boşuna sildik. Biraz bir yavaşlayalım. Bu adamın gelişi geliş değil. Bir de yol yapım çalışmaları var. Onlar da biraz aksatıyor tabii yolu. Yolu genişletiyorlar. Bölünmüş yol yapıyorlar.
Böyle ağır ağır gideceğiz. Evet, yine ağaçların, ormanların içinden geçiyoruz. Maşallah. Tam istediğimiz yollar bunlar. Daha tabii gidip görmediğimiz nice yollar var. Ondan eminim. Tabii gönül istiyor ki her yere gitmek ama olmuyor maalesef öyle. Bizim bir arkadaş vardı işte en son. Hakkari, Derecik mi? Oralara bir yerlere gitti ama gidene kadar akla karayı seçti. Çok kötü diyor yollar. Yani bu yola kurban olayım diyor. Öyle diyor. O kadar berbatmış anlattığına göre. Yani köy yolu gibi. Böyle tek gidiş. Yani iki araba yan yana zor geçersin. İki tır çok zor geçersin diye, imkanı yok. Yani şu yolun yarısı gibi düşünün. Yani çizgiden biraz daha dışarı. Taksi geçiyor da diyor, iki tır geldin mi diyor, kalırsın diyor. O taraflara çalışmıştı. Bakın ne güzel camı sildik. Biraz yağmur atıştırdı. Sildik, yeniden berbat oldu. Hayır, tam bir yağsa temizlenecek de. Atıştırıyor şu an. Erzincan'a gideceğiz arkadaşlar, nasip olursa. Oradan da Yozgat. Yani çok güzel bir rutumuz var. Türkiye turu gibi bir şey olacak. Biraz alakasız gibi ama olsun. Bu bizim işimiz. Nereye derlerse oraya. Ha, bu cama ne oldu ya? Silecekler, bozulacak. Gel abi gel, az daha hızlı gel. Çok yavaş giriyorsun viraja, gel. Millet gidiyor ama böyle bildiğinden değil. Ayağını gaza yükleniyor. Yolu molu hiç umurunda değil. Yani yavaş gideyim diyen yok. Herkes usta şoför. Herkes profesyonel. Yani belki önceden ben de öyleydim ama şu büyük araca geçtikten sonra bir duruldum. Niyeyse. Ya da o zamanlar yaşımız daha gençti. Onun verdiği bir şey vardı, bilmiyorum. Yaştan dolayı olabilir. Büyük ihtimal. Akıllandık diyebilirim şu an. Tabir yerindeyse. Biraz aklımız başına geldi. Burayı yanlış hatırlamıyorsam sabah çok erken saatte geçmiştim. Çünkü Trabzon'dan gece çıkmıştım. 4 ya da 5 gibi. Elazığ'a gitmek için. Hatta bu yolda acayip bir uykum gelmişti. Güneş daha yeni doğuyordu o zaman. Yani bildiğiniz böyle uykuya uykuya gidiyordum. Hiç unutmam. Tam böyle güneş yeni doğmuştu. 5-6 suları. Bir de kıştı galiba yanılmıyorsam. Ya da yaz mıydı? Pek emin değilim ondan ama. Yani bahar ayları falan da olabilir. Evet, sağda solda kar vardı yanılmıyorsam. Doğru. Bu ne diyor abi? Zaten tek şerit. Niye sol tarafı sağa geçirmiş tabelası koymuşlar? Milleti yanıltıyor bak.
Soldan sağa geç diyor da zaten bura gidiş gelişli. O tabelanın ne gereği var onu anlamadım. Gidiş geliş ters yön okulları gösterse daha mantıklıydı bence. O biraz saçma olmuş. Bunlar ne yapıyor? Yolda mı kaldı? Ne yaptı? Mesai dolduruyorlar herhalde. Bunu da yine kodlatıyor galiba kardeşimiz. Yok, jandarma mı orman mı? Değişik arması var ama bilmiyorum ya da çözemedim. Vallahi millet herhalde aşağıda dere mi var, çay mı var, oraya mı gidiyor, tarlaya mı gidiyor? Evet, Kızılay'ın çadırı var. Ne hikmetse. Buralara kadar gelmiş çadırlar. Evet, gördüğünüz gibi dağlardan önümüzü göremiyoruz. Her taraf dağ. Derenin içinden kıvrıla kıvrıla gidiyoruz. Bu yollar zamanında pek tekin değildi diye hatırlıyorum, biliyorum. Tabii büyüklerimiz daha iyi bilir. Biraz sıkıntılı bölgeler yani. Zaten gördüğünüz gibi dere hep dağlık. Yani bildiğin şu an keklik gibi açık hedef gidiyorsun burada. Tabii eski zamanlar kalmadı. Şu an çoğu yer düzgün. Allah'a şükürler olsun. Anlattıklarına göre öncelerden arabalar falan yakılıyormuş bu yollarda. Özellikle Pülümür diye anlatmışlardı. Orada haberlere falan da çıkmış. Bildiğiniz tırları, kamyonları, atıyorum otobüsleri. Yani insanları bir şekilde kenara alıyorlarmış. Mallara zarar veriyorlarmış. Maşallah yolun güzelliğine bir bak hele ya. Hep zaten böyle tek gidiş gelişli yollar böyle harika doğanın içinde oluyor. Yani bir otobana gitseniz mesela bu manzarayı bulamazsınız. Üç şerit burada, üç şerit orada, zaten her yer yol. Doğadan doğayı zaten katletmiş. Yani nerede böyle bir köy yolu tarzı ya da gidiş gelişli bir yol varsa oralar bir manzarası harika oluyor. Gördüğünüz gibi adam ev yapmış buraya. Tam kafa dinlemelik. Adam üstüme geliyor abi ya. Evet, genelde buranın yolu böyle üç şeritli devam ediyor. Yani bu böyle büyük bir nimet şu an. Tabii çift gidiş çift geliş olsa daha iyi ama buna da şükür. Zaten nasıl bir dağlık, kayalık, diklik varsa gördüğünüz gibi hep kayalar yerlere düşmüş. Ne kadar dik bir yamaçsa artık dağdan hep kayalar dökülmüş. Evet, şuradan bir tane daha köy yolu var. Acayip bir yol. Evet, yine kayalar dökülmüş. Yani yola doğru dökülmesin de. Kenarlar çok da önemli değil. Yağmur yağdı diye sevindik ama yok. Yağmur. En azından biraz serinlik olurdu. Derece iyi çok şükür ama Trabzon, acayip bir nem vardı Trabzon'da. Sıcaklık değil ama çok felaket bir nem vardı. Onun harici çok öyle aşırı bir sıcak yok yani, Antalya'ya gittiğim gibi değildi. Daha önce de dediğim gibi iklimler çok değişti. Şimdi iki bize gidiş, tek onlara geliş. Umarım birisi kendini gaza getirip önümüze atlamaz. Zaten geçtik aracı da. Yani ben de yüklü olsam bu yol beni bayağı bir zorlardı. Allah'a şükür boş gidiyoruz.
Buralar tabii gece daha sıkıntılı, kışın daha sıkıntılı. Şu an çok şükür iyi yani, bir şey yok. Hava yaz, ışık, aydınlık. Şuraya çıkacağız. Tır gidiyor bakın, görüyorsunuz. Önümüzden tanker geçmişti. Gerçi o zaman yayın açık olmayabilir. Görmemiş olabilirsiniz. Yanımızdan geçmişti. Birazdan da zaten yakalarız büyük ihtimal onu. Evet, yol tam bir dağ yolu. Şurada ev vardı yanılmıyorsam. Ha, varmış ya. Önüme ayna geldiğinden göremedim. Çok pardon. O ahır ağ tarafını gördüm. Allah Allah dedim, acaba evi yıktılar mı? Bakın ev aklımdan gitmemiş. Adam burada tam yerine yapmış yani. Tam viraj. Dağın içi. Tertemiz hava. Vallahi çok güzel yaşıyorlar. Evet, tır kaptırmış yukarıdan şimdi geliyor. Yine Silobaz olması lazım. Şu virajda karşılaşacağız büyük ihtimal. Kapatmış geliyor adam yokuş aşağı. Bakın şimdi Silobaz önümüze çıkacak. İnşallah adam akıllı gelir. Nerede? Geliyor. Viraja bak be. Daha ileride daha da böyle virajlar var. Daha tepeye doğru çıkacağız. Orada da acayip bir manzara var. Çok yüksek. Yani şimdi çıkıyoruz, tırmanıyoruz. Bir de buranın inişi var. Vay, motorlar geliyor. Vay, krallar. Adamlar geziye çıkmış. Çok severim ben de motorlar arkadaşlar. Küçüklükten beri bir motor sevgimiz var. Ama tabii fırsat olmayınca olmuyor. Bunları geçebilirim ama şu virajda yine de ne olur ne olmaz geçmeyeceğim. Kimin ne yapacağı belli olmaz. Zaten aracımız boş. Önümüzü görünce bir kapatırız. Şimdi geçmeye kalkışsam, ha şu geçiyor, ben de onun peşine takılayım bari. Hadi abi, bana da bir yol ver, çıkmışken geçeyim. Pekün Dağı, rakım 2020. Pekün Dağı'na geldik. Pekün. Değişik. Şimdi de inişe geçeceğiz. Tabii çıktığımız gibi. 2020 bayağı yüksek. Yüksekliği 2000 metre. Yani deniz seviyesinden 2 kilometre yüksekteyiz şu an. Şimdi birazdan da o yüksek olan kesimler, bakın zaten burada adam çay ocağı gibi bir yerler yapmış. Bayağı duran var. Küçük taksiler hep durmuş. Çünkü doğru düzgün tesis yok. Bir de havadar. Yani yüksek bir yerde olduğu için serin. Şu an 21 derece gösteriyor aracımız. Evet, motorcular yine bayağı gidiyor. Burada herhalde motor festivali mi var? Ne var? Geziye mi geldiler? Bayağı kalabalık bir grup. Evet, Süleyman Ağa diyor. Çeşme falan yapmış. Gayet güzel yerler. Evet, şimdi rampa indiğimiz için bize tek yön verdi. Diğer tarafa çift yön. Şu yola bak be.
Aslında çok bir mesafe yok ama yol zorlu olduğu için yavaş gitmek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden biraz uzuyor yolumuz. Vay, kırmızılı Scania. İkisi de salladı geliyor vallahi yukarıdan aşağı. Adamlar iyi güveniyorlar vallahi araçlara. Bir de yüklüler yani. Adamlar yolu biliyor tabii. Yani ben de geldiğim bir yol ama öyle çok sık gelmediğim için çok öyle detaylı bir şekilde bilemiyorum. O yüzden kendimi çok da kaptırmıyorum yani, görmediğim yerde, bilmediğim yerde yavaşlıyorum. Yarım saat geç gideyim hiç önemli değil. Hiç sorun değil. Asfalt da aşınmış artık. Yani normalde bunlar böyle, nasıl diyeyim, mıcırlı, çakıl taşlı oluyor. Bakın şu orta biraz daha iyi mesela. Burası güneşten ve araçların gidip gelmesinden aşınmış artık. Beton gibi olmuş. O da çok sağlıklı bir yol değil. Çok yani yol tutuşunu çok sağlam bir şekilde yapamıyor. İster istemez kaydırıyor yani aracı. Özellikle yağmurlu havalarda falan. Yani yol özelliğini gittikçe yitiriyor. O yüzden çok güvenli bir yol değil yani. Bartın tarafında özellikle, ne diyorlar ona, çiğ yağıyor sabah. Orada aynı böyle. Baktığınızda zaten asfalt böyle beton gibi oluyor, yansıyor. Bildiğiniz cam gibi olmuş. Orada bir kere kamyonu kaydırmıştım, Atego'yu. Allah'tan bıraktım her şeyi de kendi kendine topladı. Oranın çiği çok tehlikeli. Özellikle güneş görmüyor. Tam kuzey tarafı. Bu nere diyeyim size? İnebolu tarafı. Bartın'dan İnebolu muydu? Yanılmıyorsam o sahil hattında gitmiştim. Yani güneş gelmiyor. Güneş doğunca dağın gölgesi yola düşüyor kuzey tarafına. Ondan dolayı çiğ mi vardı? Sabah da erken çıktım. Yani o taraflara gidecek olursanız aklınızda bulunsun, dikkat edin. Bayağı sıkıntılı bir yol yani. Şu klimayı da azaltalım ki çarpmasın. Hava zaten serinledi. Açabilirsek. Şöyle bir yapalım bakalım. Burada ev mi var, cami mi var? Ev yapmış galiba. Bir de mescit tarzı bir yer yapmış. Evet, mescit tabelası da var zaten. Ha, bura köymüş, pardon. Ben zannettim adam ev yapmış. Yollar yine kalabalık. Yani buraya göre kalabalık. İnsanlar çünkü gezmeye geliyor. Şu an tatildeler memleketine. Ziyarete gelenler, gezmeye gelenler. O yüzden kalabalık. Ünlüpınar. Buranın adı da Ünlüpınar'mış. Pekun. Akşam güneşi yine çıktı. Trabzon'da bu en sonki gittiğim yer çok komikti arkadaşlar. Güvenlik aradı. Hadi içeri gel diyor. Normalde bize içeri gel dediğinde atıyorum 10 tane peron olur. Bize numara söyle işte, şu numaraya gel, bu numaraya gel. Mantıklı olan da zaten budur.
Adam bana içeriye gel deyince ben de doğal olarak abi kaç numaraya geleyim dedim. Sen gel gel içeri gel deyince Allah Allah dedim, herhalde bir yanlışlık mı var, bir şey mi var, beni mi çağırıyor? Abi dedim anlamadım yani dedim, yürüyerek mi geleyim arabayla mı geleyim dedim. Yani rampa söylemediği için normal olarak. Anlamadım çünkü ya, da gel orada sana söylerler dese anlayacağım. Vallahi diyor istersen transparan vereyim diyor, ondan sen dışarıdan al getir diyor. Ya abi dedim kurban olayım ya dedim. Aklımla mı dalga geçiyorsun, orada canın sıkılıyor oturmaktan, millete mi sarıyorsun, ne yapıyorsun dedim. Girdim içeriye, gülüyorum böyle adama. Hiç adam şöyle yapıyor bana gitti. Adam belliydi, aksi yani böyle yaşlı aksi bir tip. O yüzden çok münakaşaya girmek istemedim. Dedim seni de böyle idare edelim. Kimleri idare etmiyoruz. Neyse kazasız belasız indirdik de çıktık bari. Ya işte dediğim gibi ne çeşit insanlar var. Nelerle muhatap oluyoruz. Kimlerle muhatap olmak zorunda kalıyoruz. Yani işte bunlar mecburiyetten. Başka hiçbir şey değil. Yoksa kimse kimseyle muhatap olmak istemez. Kimse kimsenin karnını da çekmek istemez. Ama işte hayat mücadelesi. Buraya bir duvar tarzı bir şeyler yapmışlar ama arkasında ne var bilemiyorum. Hiç tabela falan bir şey de yok. Baraj mı acaba? Bir köprü tarzı bir şey mi? Kelkit'e 7 kilometre kaldı. Çok bir yolum kalmadı. Erzincan'da 80 diyor. Yani yine nereden baksan olsun olsun tahmini bir saat sürer. Evet, büyük ihtimal oradan yol yapıp şuraya bağlayacaklar. Bakalım şansımıza. Yine güzel bir manzara. Şurada galiba taş ocağı gibi bir şey var galiba. Orayı çünkü oymuşlar. Evet. Oradan taş çekiyorlar. Ya da yolun şantiyesi. Radar tabelası var ama bilemiyoruz var mı yok mu. Zaten hız sınırımıza uyduğumuz için çok da sorun değil. Bazen dalgınlığa geliyor tabii. Ya sürekli gözümüz ekrana gitmediği için otobanda sorun olmuyor da bölünmüş yollarda problem oluyor. Sürekli gözümüzün ekranda olması lazım. Ya aslına bakarsan sürekli her yeri kontrol etmeniz lazım. Aynalar, ekran. Yani gözünüz her yerde olması lazım. Böyle sadece böyle önüne bakmayacaksın. Yani her yerden haberin olacak aracın. Çünkü büyük araç kullanıyoruz. Küçük araç için de bu tabii geçerli. Yani her yere bakmasan, tamam ekrana bakmasan bile aynaya bir 10 saniyede 15 saniyede bir bakmanızı öneririm yani. Evet, Kelkit gözüktü. Aşağısı Kelkit. Nereye yürüyor bu insanlar? Yürüyüş mü yapıyorlar? Bir yerden mi geliyorlar? Yolda mı kaldılar? Allah Allah. Bakın burada da bunlar bir yürüyüş yapıyorlar galiba. Tunceli'nin oraya giderken de o Plümür'ün oralarda falan hep böyle yürüyen insanları görmüştüm. Adam almış eşini yürüyüşe çıkmış, orada doğada yürüyor. Ya orada yürümeyeceksin de nerede yürüyeceksin? Gayet güzel temiz bir hava yani. Doğanın içinde yürüyüş gibisi yok. Yani insanın hem vücudu kendine gelir hem de kafası dağılır. Şöyle bir sola açalım kendimizi. Bu nasıl bir saç arkadaş? Bonus mu ne o? Değişik bir saçı var çocuğun.
Kabartmış bayağı. Kelkit gözüktü, Kelkit çayı. Evet, karşı tarafta trafik var. Radar tabelası da vardı. Bu tarafı çekebilir mi? Çekmez galiba. Biz yine de temkinli gidelim. Orada trafik polisi var ama yanında kim var bilmiyorum. Sivil var. Gümüşhane'de de gezici bir radar vardı galiba, yanılmıyorsam. Gerçi tepe lambası açık değildi sanki ama. Bunlar ne yapıyor burada? Bekliyorlar galiba birini. Araç bekliyorlar, biri gelse de çevirsek diye. Ama duba falan da yok. Neye göre çevirecekler bilmiyorum. Evet, vallahi adama el hareket etti. En azından duba koysaydınız abi, insanlar görürdü sizi orada. İki tane duba koyabilirdiniz. Yani tepe lambası çakar açık değildi ama bilmiyorum, gezici miydi, başka bir şey miydi, neydi bilmiyorum. Arkamdan bayağı bir geldi. İnşallah bir şeyler olmaz. Zannetmiyorum, olsa zaten durdururdu da. Ya da tepe lambası açık olurdu. Zaten tek şeritli yol. Evet, ne diyor? Köşe diyorum. Köse Bayburt, Kelkit Erzincan, Şiran Giresun. Biz gideceğiz Kelkit Erzincan. Yetişebilir miyiz? Araç boş, herhalde yetişiriz. Evet, rahat rahat yetiştik. Evet, çok şükür Kelkit'e vardık. Darısı Erzincan'a. Can Erzincan. Abi aman gözünü seveyim. Abi ne yapıyorsun? Yolun ortasında duruyor adam selam vereceğim diye. Abi senin gidiş hattın hiç iyi değil ha. Başkası olsa sana bir gümletirdi de. Adam hiç sanki yolu satın almış. Arkadan gelen var mı? Yok mu? Vurana yol mu? Trafiğe mi kapalı bir yol? Evet, şimdilik burada durduracağım. Yoksa çok uzayacak bu çekim. Eğer ileride yine değişik yerler görürsek çekeriz. Bak adam çıkıyor hemen. Şimdi çıkıyor, hızlanmıyor da. Sola geçsem. Yabancı plaka, evet. Bak baba baba. Onu dönmeden önce vereceksin. Dönerken değil. Ya zaten senin arabayı sakat kullanman oradan dönüşünden belliydi. Dönmeden önce ver ki ben senin döneceğini anlayayım, kendimi sola atayım. Bir anda veriyor, dönüyor. İyi Allah'tan verdi yani. Belki de vermeye de bilirdi. Doğru. Bazı akıllılar gibi hiç sinyal vermeden de dönebilirdi. Yani bunlar, ben ne bileyim arkadaşlar ya. Bana çok ters geliyor. Yani ben çok düşünceli olduğumdan mı oluyor? Ne oluyor bilmiyorum. Herkesi kendim gibi olsun istiyorum ama olmuyor maalesef. Neyse bakalım. Devam edelim. Evet, Erzincan. Erzincan il sınırına girmiş bulunmaktayım. Çok bir yolum kalmadı çok şükür. Yalnız sağlam virajlar var. Bir 30 kilometre yolum kaldı. Bir 20, hemen hemen yarım saat sürer. Yani geldik sayılır inşallah, kazasız belasız. Zaten gitsem de bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Şu yukarıyı kapatayım, biraz oluyor. Klimayı kapatmıştım çarpmasın diye. Hava da zaten gayet iyi. Yani gitsem de yapacak bir şey yok zaten. Orada dinlenmemi yapacağım. Yarına kadar yatış. Yarın zaten hafta sonu cumartesi. Yarın Allah'ın izniyle yükümüzü alırız.
yükü aldıktan sonra diğer noktaya. Zaten orada pazar gününe denk gelecek, orada yetişmeyecek. Artık haftaya devam edeceğiz Allah izin verirse. Sağlıklı, saatli bir şekilde. Evet, Erzincan 30 kilometre yazıyor. Yollar biter mi diyor. Bitmez abi, yollar biter mi? Yollar biter mi arkadaşlar? Bitmez. Ömür biter, yol bitmez. Evet, manzaraya çıktık. Şimdi aşağı tarafı izleyeceğiz. Evet, Ahmediye geçidi. 2120 rakım. Yani hemen hemen diğeriyle aynı. Zaten şimdi aşağının manzarasını göreceksiniz. 5 kilometre yokuş aşağı diyor. Beş kilometre inişteyiz. Burayı da sabah geçmiştim. Demek ki ben sabah bayağı bir yol gelmişim. Artık geceden çıkınca sabahtan bayağı bir yol gitmişiz. Evet, manzara gözüktü. Aşağı tarafı görüyorsunuzdur umarım. Vadiyi görüyorsunuz. Güzel bir manzara. Hatta şurada arabalar durup manzara izliyor. Ya da alemciler geliyor. Büyük ihtimal alemciler geliyor geceleri. Bakın soldan gidiyor. Öbürü de neredeyse diğer şeride atlayacak. Oo, diğerine el hareketi yaptı ama bilmiyorum. Tanışlar mı, başka bir şey mi bilmiyorum. Büyük ihtimal tanış olabilirler. Ya da yarışıyorlar, bilmiyorum. Yani orta sınıf bir arabayla üst sınıf bir araba bir olmaz. Büyük ihtimal yanışıyor ikisi. İkisi yarışıyorlar. Belli yani viraja girişlerinden. İnşallah başlarına bir iş açılmaz. Yani bunlar gereksiz hareketler. Ama araban ne kadar sağlam olursa olsun ama ufak bir hataya bakar. Allah korusun. İnşallah sağ salim inerler. Yani virajlarında maşallah var, o aynı Tokyo Drift'teki gibi. Güzel yani virajlar. Yani normal 2000 rakıma çıktıktan sonra böyle bir iniş ve viraj olması normal. Evet, kara gözüktü arkadaşlar. Evet, gidiyorlar. Yine aynı yarışıyorlar. Onlar büyük ihtimal iki arkadaş birbiriyle yarışıyor. Yani tam da yarışacak yolu bulmuşlar. Belli yani, bakın. İki tane roket gibi gidiyor. Siyahlı ama elektrikli olabilir. Siyahlı resmen oyun oynuyor diğeriyle. Evet, biz biraz daha yavaşlayalım. Aracımız boş. Bir de yağmur atıştırmaya başladı şu an. Yerler biraz sıkıntılı olmaya başladı. O yüzden biraz daha yavaşlayacağız. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Kaymaz kaymaz kayacağı tutar. Bu zaten kaydıktan sonra pek bir seçeneğiniz kalmıyor. O yüzden önemli olan kaydırmamak. İki damla attı, daha da yok. Bir yağsa sağlam yağacak da yağmıyor. Sen nereye gidiyorsun dayı? Evet arkadaşlar, yolumuz böyle. Bu çekimimiz de böyle olsun. Buraya kadar izlediyseniz yine çok teşekkür ederim. Destekleriniz için Allah razı olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cam yine leş oldu. Bir sonraki çekimde görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.
Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. I begin to.